on the baby, might just clap it cruel. I roll out in the morning light with that Harley bike, all black. I'm the party. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza değişik bir video atıyoruz. Kanalımızın içeriğine pek uygun değil ama hani biz değişik bir video atıyoruz. Bugün OSM yani Online Soccer Manager oyununda yeni bir diziliş atıyorum. Hani benim kullandığım dizili son zamanlarda keşfettim ben de bunu. Çok faydalı bir diziliş. Hemen girelim bakalım. Örneğin gördüğünüz gibi takımlarım burada. Trabzonspor'a giriyoruz ilk başta. Sayfamız açıldı. Son maçta 3-1 yendim. Şu şekil. 75-76-76. Beşiktaş söyleyeceğim. Onu da rahat yeneceğim düşündüm. Şöyle hemen bir maç takvimine girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu maçlarda taktiğim yapıldı değildi. Hangi maçta yaptım taktiği? Şu maçta yaptım arkadaşlar. Şu Fenerbahçe maçında. Burada yaptım taktiği. Ondan sonra bir maç yenilmişim gördüğünüz gibi. Bir maçta beraber kalmışım. Yani şu maçı almak zordu. Çünkü adam ligde yeniliksiz gidiyor. Gördüğünüz gibi şurada antrenmana gittim, aslında hiç gerek yokmuş. 5-0, 4-1. Yani gördüğünüz gibi Fener, Alanya'yı 7-1, Galatasaray'ı 1-0. Gördüğünüz gibi bu maçı da rahat alırım diye düşünüyorum. Arkadaşlar taktiğimize bakıyoruz ama. Diziliş diyorum. 4-4-2-B. Burada bunu oynadım. Trabzonspor'da bu taktiği yaptım. Faydalı bir taktik. Forvetler, yine en güçlü forvetleri koyuyoruz. Oyuncunun formu düşükse asla o maçı almayın. Şu anda benim düşük gözüküyor ama o maç bittiği için, yani maç oynandı. Yani bir dahaki maçı onu almayacağım. Ben şöyle yapayım. En güçlü oyuncuyu en ileriye koyun. Defansın ortasına en güçlü oyuncuları koyun. Kildini, Gabriel Batista, Paulista, kaleci falan filan işte. Böyle yapın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ardından taktiklere gelelim. İşte arkadaşlar. Pas oynuyoruz. Sadece hücum forveti destekle geride kal. Takımınız çok iyi değilse veya güçlü takım oynuyorsanız, kendinizden güçlü, şunu sabit yapabilirsiniz. Pozisyonu korun. Ben böyle kullanıyorum. Takımın güçlü çünkü. Alan markajı offside taktikleri, hayır, agresif. Ve bunların hepsini 79 yapın arkadaşlar. Bunların hepsi 79 olsun. Farklı bir takıma girelim. Oradaki takımımıza bakalım. Hocaspor. Ligde birinciyiz. Son maçımızda 4-0 kazandık arkadaşlar. Şuradan maç takvimine gidelim. Şu 2-2'lik maç oyuna girmediğim için böyle. Oyuna girmediğinizde taktik kolay kolay size maç vermez. Yani bu taktikte oyuna girmediği zaman kolay kolay maç alamazsınız. Oyuna girin arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi 4-0, 5-0. Şu maça Ahmetspor'a sırf yenilmemek için taktiği, antrenman kampı kullandım. Yani kullanmasam da yine yenilecek. Ama sırf bu takıma yenilmemek için kullandım. 4-1, 1-0, 5-0, 2-0, 4-0. Hemen hemen belli değil oynayacağız. Yani gol ortalaması da yüksek bir şey. Mesela şuradan da şöyle. Burada gözükmüyor da. Örneğin burada işte 31 gol atmışız. 4 gol yemişiz. Gördüğünüz gibi. Burada dizilişe girdiğimizde değişik bir diziliş geliyor. Burada 4-3-3-A oynuyorum arkadaşlar. Genelde taktik bu. Takımınız çok güçlü olursa ve kendinizden biraz düşük takımlarla oynarsanız bir önceki taktik kullanın arkadaşlar. Taktiğimiz bu 4-3-3-A. Yani yine yorulmuş adamları oynatmıyoruz. Bu maç oynandı, o yüzden yorgun gözüküyor. Önceden yorgun değildi. Arkadaşlar 4-3-3-A taktiklere geldiğimizde basit oyun. Gördüğünüz gibi takım o kadar güçlü değil. Bu yüzden böyle bir takım daha güçlendiğinde bunları ileri çekeceğim. Adam markaj yapmışım. Burada bunun pek bir önemi yok arkadaşlar. Takımınıza uygun yapın bunu. Yani genelde 4-3-3-A oynadığım zaman adam markajı yapıyorum. 4-4-2 oynadığım zaman alan markajı yapıyorum. Onsa taktiği hayır, agresif. 79-79-79 arkadaşlar. Takımımıza gittik, baktık. Burada da böyle. MFK Mikolayev. Ukrayna 2. Ligi. Evet arkadaşlar, burada kupayı da aldık. 3 kupa da bizim. Lig kupası. Normal şey kupası işte. Ligin şampiyonu biziz. Lig kupasının şampiyonu biziz. Gördüğünüz gibi 3-0 yemişiz bu maçı da. Hemen şöyle girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 maç, 34 maç, 30 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet.
105 gol atmış mı? 9 golüymüş. 34 maçta 9 gol mükemmel bir şey. Gol kralları da bizden çıktı gördüğünüz gibi. Remy benim oyuncum. Moreno benim oyuncum. Bu takımların da menajerleri var. Örneğin Helios Kalkip falan. Bunların menajerleri var yani. Şöyle de göstereyim hatta mesela. Şu adamı size. Helios Kalkip yazıyor. O takım da çok iyi çıkış yaptı. Gördüğünüz gibi ilk maçlarda da böyle. Onu da yendim yani. Bu takımı. Böyle giden bir takım. Burada beni yenmiş. O zamanlar tabii taktiği tam yapmamıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben yine burada onu yenmişim. Buralarda beraber kalmış. Benim şeyime bakalım ama. Gördüğünüz gibi maçlarda beraber falan kalmışım buralarda. Taktiği yapmadım zamanlar tabii. Ardından şu 3000 maç yaptım arkadaşlar taktiği. Bu şekilde başladım. Gördüğünüz gibi takıma da yendim. O zamanlar güçlü yani. Adam oyuna fazla girmeme başladı son zamanlarda. Gördüğünüz gibi 6-0, 4-0, 5-0, 2-0, 4-1, 3-0. Gördüğünüz gibi 6-0, 6-0, 7-0, 7-0, 5-0. Şampiyon biziz. Bu takıma da böyle arkadaşlar. Hemen bir diğer takıma girelim. Göstereceğim en size arkadaşlar taktiğin işe yararlarını. Şimdi buraya geliyoruz. Burada 5.'yim. Neden 5.'yim derseniz. Şöyle göstereyim. 71-82 puan durumunda aslında birinciyle fark var aramda. Diğerleri de yok. Şöyle maçlar, maç takvimi dediğimiz zaman ilk 4 maçta örneğin hatta 5 maçta yenilmiş takım. Bu zamanlar tabii ben yoktum. Ben bu Buksaş maçında aldım takımı. Yok hatta pardon. 40-50 maçında aldım. Takımı tam alışmamıştı. Bu maçta aldım. Bu zamanlar taktik yapmadım şu kadar. Ardından bundan sonra taktiği başlattım arkadaşlar. Şu hangi maçta başlattım ben burada? 6. Tam burada başlattım arkadaşlar. Avrupa'da yenildikten sonra hırs yaptım. Burada başlattım. Gördüğünüz gibi kupadan önceden elenmiştik. İşte arkadaşlar bunlar böyle gitti. 8-1 yenmişiz. Elenmişiz 2-0. Oyuna girmediğimiz zaman arkadaşlar çok kötü şeyler olabiliyor. Burada 7-0 yenmişiz. Oyuna girmedim o gün. Ertesi gün 6-0, 5-0 falan filan 3-0. Bunu da rahat yenerim diye düşünüyordum. Yani önceki şu 3 maçı alsaydık arkadaşlar. 3 koyarsak üzerine 9 yapar. 3 maç 9 puandan 9 koyarsak 80 puan yapar. İkinci sırada oluruz. Yani bu başarısızlık değil. İlk maçlarda girmediğim için böyle oldu. Hani girmediğim dediğim için takımı sonradan aldım. Hemen diğer hesabıma gideyim. Arkadaşlar buraya girdik. Bu Salzburg kontrolüm burada. Gördüğünüz gibi. Burada ligde tekim. Aldığım takımı hiç rakip alan yoktu. Ligde tekim. Genelde burada şey yapmıyorum hiç. Girmiyorum oyuna. Girmediğim zaman yine bir beraberlik aldım işte. Bir gol yemişim. 52 gol atmışım. Girmiyorum burada oyuna. Yine taktik dizilişi aynı. 4-3-3-A. Taktiklere geldiğimizde. Pas oyun. Bu şekil. Burada 70 yapmışım. Şunları 79'a çekeyim mesela ben. Takım daha fazla gol atsın. Örneğin gördüğünüz gibi. Takım şimdi daha fazla gol atacaktır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela burada bugün fazla fark atmamış. Çünkü takım biraz da geriye yaslandı. Şu anda ileriye çektiğim zaman takım daha fazla gol atacak. Buradan hemen çıkalım. Girelim Aksar Belediyespor'a. Arkadaşlar bunda da şu son maçı hiç bakmadım. Girmedim buna yani. Ayarlamadım kadroyu. Ayarlamadığım zaman 0-0 bitmiş. Ligin şampiyonu benim. Kupayı Medipol Başakşehir aldı. Mesela arkadaşlar bazı adamlar oluyor. Size her türlü yenebiliyor yani. Şimdi Başakşehir benim iki yenilgimde Başakşehir'e ait olması lazım. Öyle biliyorum ama bakayım. Yeni Malatya'yı yenilmişiz. Antrenman kullanmış bize karşı. Başakşehir'e yenilmişiz. Başakşehir'e yenilmişiz. Kupada Başakşehir'e yenilmişiz. Hani 2-3 tane istisna olabiliyor. Adamlar çok iyi taktik yapar. O şekilde galip olamazsınız. Hani ona göre başka taktik yapmanız lazım. Ama genelde tutan bir taktik. 6-1-6-0, 4-1-5-0, 5-0-9-0 Fenerbahçe'ye karşı Akhisar Belediyespor'la. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da böyle. Gol kralı yine bizden. Menajer listesinde birinciyiz. 88 puan topladık. Kaç gol atmışız? 106 gol atmışız. 106 gol. 12 tane yemişiz arkadaşlar. Taktiği de göstereyim ben size. Diyeceğim de gösterilmiyor muyuz? Arkadaşlar yine burada da aynı taktik aslında. Bakın 4 defans. 3 orta saha.
3 forvet de burada. Forvetler şimdi seçilmemiş. Gördüğünüz gibi forvetlere bakın, 20 gol, 26 gol, 11 gol. Bunlar yeni aldığım adamlar, o yüzden atmamış. Gördüğünüz gibi 5 maç oynamış, 7 maç oynamış. Defanslardan fazla bir şey beklemeyin arkadaşlar. Defansları şey yapın, hani kornerleri, defanstaki hücuma en iyi olan oyuncu kullansın. Buraya girdiğimizde burası fazla iyi değil çünkü buna 3-4 gündür girmiyorum arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi burada yine yenilmişiz. Ama ligden düştük sayılmaz. Hedefimiz 7. Biz 3. Şöyle bir tablosunu bir açalım. Biraz yavaş internet. Şuradan kaç dakika? 10 dakika olmuş. Arkadaşlar taktik yani çok yararlı bir taktik. Bundan sonra hep bu taktikle devam edeceğim. Faydasını da çok iyi görüyorum. Yani kullanıcı adlarımı gördüğünüz başta ben yine alta yazarım. Gelirsiniz, bakarsınız yani ligdeki durumlarıma, siz de bakabilirsiniz. Yani olduğum liglere gelebilirsiniz. Açmayacağım ya, ne olduğunu. Çıkalım, baştan girelim. Evet, açtı. Evet, şimdi geldi bir tane. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 5 maç yenilmişiz. 33 atmışız, 20 yemişiz. Çünkü buradaki adamlar da güçlü adamlar yani. Dizilişe baktığımızda yine 4-3 A oynuyorum. Taktiklere geldiğimizde burada bir terslik var mı? Yok, burası da aynı. Bu şekilde oynuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada örneğin mesela hani az önce Başakşehir vardı ya arkadaşlar. Burada da Flamutari, Flora diye bir takım var. Onun mesela taktiği benim taktiğime uymuyor. Gördüğünüz gibi 3 maçta da beni yendi adam. Şu Lachin'in taktiği bana uymuyor. Lachin de beni yendi. O adam nasıl yenildi? Çünkü oyuna girmedim. Girmediğim zaman yeniliyorum mesela. Bunu rahat yenerim. Sıkıntı yok onlarda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Taktik güzel bir taktik. Size gösterdiğim kaç takımda bir Akhisar var. Red Bull Salzburg var. Ardından Bucaspor vardı. MFK Mikolay vardı. 8 hatta 7 takım gösterdim. 7 takımdan 4. birinciyim arkadaşlar. Taktiğimiz böyle. Başka bir şey kaldı mı size söyleyeceğim. Şey yapın arkadaşlar. Sen kastım. Uzmanlara gene yani, uzmanlar da çok önemli. Kaptan takımın en tecrübeli ve en iyi oyuncusu. Yakup yapalım mesela. Penaltı ve forvetin en iyisi. Serbest vuruşlar, orta sahanın hücumu en iyi olan. Kornerler ise defansta hücumu en iyi olan. Yani şu taraf. Pardon, yaş mı şurası? 32 mesela burada. 32 diyeceğiz yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları da yaptık. Arkadaşlar yeni videolar gelebilir. Taktiklerle ilgili. Yeni taktik bulursam paylaşırım sizlerle. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Gelmek isterseniz liglerime bakabilirsiniz, gelebilirsiniz. Taktiği deneyebilirsiniz. Taktiği denedikten sonra yorum yapmayı unutmayın. Hangi takımlara taktik yaptığınızı. Taktik sormak istiyorsanız alta yazın. Ben elimden gelebildiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler. Bol şanslar arkadaşlar.